Bakalım millet nasıl hissediyormuş, Türk milleti. Sokaktakiler nasıl hissediyormuş bakalım. Dersiniz. Şu an hissettiğim gibi mutlu, huzurlu ve kafam rahat. Gece rahat uyuyabiliyorum mesela. Sadece o ya, başkası yok. Sevginizin, aşkınızın kıymetini bilin. Ben çok sevdim, çok ayrı kaldım. Şu an 2 senedir ayrıldık, yeniden tekrar barıştık. Yeniden doğmuş gibi. Yani öldüm, öldüm ve tekrar dirildim. Yani Allah inanıyorum şu an buna. Abi. Aşık olduğunuzda nasıl hissedersiniz? Abi sen hiç serçe parmağını kapıya vurdun mu? Bak işte sonra aşk adam sarılmış. Zaten aç dedimin adamın her yeri tutuluyor abi. Ya abi hiç kimseyi düşünmüyor. Aç dedim bu zaten. Dengesiz bir şey. Aşk oldum, evi terk ettim bunun yüzünden. Antalya'dan buraya geldim. Köye geldim. Şehirden köye indim. Daha ne yapayım aşk için? It's me bu ara. Biliyorsunuz ki aşkım için ben de Ankara'yı bırakıp Kütahya'ya geldim. Batu arkadaş Kütahyalı. Mutfak robotu gibi ise. Bahar, Levent'i tehdit ettim. Hiç merak etme. Hiç mi? Levent'in bugün storiesinde Bahar'ı paylaşmış. Bahar'ı paylaşmış. Sinirlendim. Bir Baharimo fan club üyesi olarak sinirlendim. Tehdit ettim. Hiç merak etme balım. Hiç merak etme. Sertaç hoş geldin. En yakın arkadaşın aşık olduğu kişiye yürüyorsa mükemmel hissetmezsin. Aynısı benim de başıma gelmişti. Hatta sonra sevgili falan oldular. Sevgili falan oldular hatta sonra. Ama geçiyor. Aşkım hoş geldin. Merhaba. 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 Merhaba balım. Aşık olunca nasıl hissedersin? Abi ben aşık olmayı yıllar önce bıraktım. Doğan Selek yere vurmuş gibi şeyin altını. Öyle hissediyorum kendimi aşık olunca. Yani sonuçta o kadar masraf koymuşsun o arabaya. Gelip de altını sürtmek. Bunu... Amcacığım sen hiç aşık oldun mu? Ya buradan tek şeye var. Aşık olunca nasıl hissedersiniz? Tuhaf, mide bulantısı, karın ağrısı, kusma. Kelebek verme bilmiyorum, daha çok böyle böcekler, öküzler falan. Mideye oturanlar. O tarz yani. Benim bir arkadaşım vardı, kız aşk acısı çekerken sürekli kusuyordu. Gerçekten sürekli kusuyordu kız. O ayrılık acısı bu arada. Zehirlenmiş değil mi? Ya bir arkadaşım ciddi ciddi kız sürekli kusuyordu. Sürekli ağlıyordu. Sürekli diyordu ki içim kalkıyor. Yolda yürüyemiyorum. Ya bir de şöyle, çocuk Kütahya'da okuyordu. Ayrıldılar, çocuk gitti, tamam mı? Daha doğrusu şöyle, çocuk gitti, ayrıldılar. Kütahya kıç kadar yer. Kız sokağa ekmek almaya çıkıyordu, hüngür hüngür ağlıyordu. Yemin ediyorum, yolda falan kusuyordu kız, o kadar kötüydü yani. O kadar kötüydü. Çok ağlayınca mide bulanması normal. Değil mi? Değil mi? Benim de bulanıyor. Hiç aşık oldunuz mu? Aşık oldum mu bilmiyorum yani. Daha öküze oturmadı içime. Herhalde olmadım ya. Bilmiyorum. Olsaydım evlenirdim diyorum, kapatıyorum mevzuyu. Abi hiç aşık oldunuz mu? Boş ver şimdi valla. Biraz dişim ağrıyor valla. Aşık olduğunuzda nasıl hissedersin? Allah be, o zaman boş ver abi, önemli değil. Olduk bir kere işte, görüyorsun halimizi. İşte gördüğün gibi. Yani sen şimdi bir şey söyleyeyim ya. Abi şimdi kral, onu şimdi siktir et. Onu geç. Onu geç kral. Onu geç şimdi. Aşık olma, aşık olma falan. Benim dişim ağrıyor. Rakı çek bize ya. Bir rakı ayarla yani şu ortamda. Şu an nasıl ya. Bak nasıl hissediyorum kendimi şu an, barut gibi. Değil mi? Barut. Patlamaya hazır abi. Anında patlarım. Çok tehlikeliyim. Vallahi mutlu ediyorum kendimi. Yalnızlıktan kurtulduğuma inanıyorum. Aşık mısın abi? Aşığım. Karıma aşığım. Aşk. Karın doyurmuyor biliyor musun? Bizim Adidas ayakkabılara ihtiyacımız var. Simit, ekmek, poğaçalar, dönerler, kebaplar, yumurtalı sucuklar, bilmem neler, bilmem ne, daha neler neler. E bunu bize vermezlerse biz aşkı ne yapalım? Biz mücahidiz. Biz ne için yaşarız? Davamız için. Biz kimiz? Mücahidiz. Aşık oldun. Ne alaka abi, ben anlamadım ki. Dönerden kebaptan girdi. Pardon, Adidas'tan girdi. Dönere kebaba evrildi. Oradan mücahit oldu. Davam için yaşarım dedi. Anlamadım ki. Kebapçılar cemiyetinden mi yandı acaba? Anlamadım yani, ya şey, bir gece ansızın.
vurduğunuzda nasıl hissedersiniz? Yani dilin çözülmez, bakamazsın, kalbin atmaz. Siz nasıl hissettiniz efendim? Kendimi hissetmedim. Ölüm bu. Aşkınızın meyvesi. Çilekli. Aşk olduğunuzda nasıl hisseder? Ne? Aynen. Atmaz. Yani dilin çözülmez, bakamazsın, kalbin atmaz. Siz nasıl hissettiniz efendim? Kendimi hissetmedim. O derece. Aynen. Aşkınızın meyvesi. Çilekli. Aşk olduğunuzda... E kadının çocuğu var, hissetmedim dedi. E ama... Zaga ya. Uzda nasıl hissedersin? Sersem, sarmaş şeyle şey oluyoruz, sersemleşiyoruz. Ayaklarımız yerden kesiliyor, olumlu. Ben olmuyorum genelde. Yani salakça davranıyorum. Ne bileyim, gözlerim biraz kör oluyor. Aşık olduğumu nasıl hissederim? Çok güzel yemekler hazırlanmış. Beni sevdiğini oradan bilirim. Eve girdiğim zaman parfüm kokusu gelir. Yani her taraf parfümlenmiş gibi bir koku. Aşık olunca nasıl hissedersiniz? Şöyle küçük bir sır vereyim. Bir kuşun çırpınışı, havada uçuşu gibi bir şey. Yani kalp atışları hızlanır. Ondan başkasını düşünemezsin. Efendim, kaç kez aşık oldun? İki diyebilirim. Bir tanesi platonikti. Kötü oldum tabii ki. Üzüldüm yani karşı taraf karşılık vermeyince. Ama aşık olmak güzel bir şey. İnsanın kimyası değişiyor, biliyor musunuz? Aşk çok güzel bir şey. Herkesin aşık olmasını dilerim ama herkes olamıyormuş. Bir tanesi dedi ki, aa nasıl yani, nasıl aşık oluyorsun? Dedim, kendi kendine oluyor bu. Yani bu insan isteyerek olmuyor. Birdenbire gördüğün zaman karşı tarafta bir şeyler hissediyorsun işte. Öyle oluyor yani. Aşık olduğunuzda kadın nasıl hissedersiniz? Kadın ne kadar tatlı konuşuyor. Havalarda uçarım. Hiç oldunuz mu efendim? Olmadım. Hiç olmadım. Sevdim ama olmadım. Efendim, aşık olduğunuzda nasıl hissedersiniz? Böyle küçük çocuklar, hani parka götürüyorsun ya elip tuttuğunla. O şekilde sevgilinin yanına geldiğin zaman aynı küçük çocuklar gibi oluyorsun. Ben görünce hemen gözlerim doluyor ya. Evet, şimdi buluştuk zaten, sürpriz yaptın. Yani, evet. Ben evden çıkmayıp mindere gömüldüğümü biliyorum, öyle kanepeye, mindere falan. Hiç dışarı çıkma isteği falan yok. Böyle ceset gibi yaşayıp gidiyorsunuz yani, ayrılmayın. Niye ayrılacaksınız ki? Evet. Sevin. Aşık olduğunda nasıl hissedersin? İçimde kelebekler uçuşur. Böyle yükselmeye başlarım yavaş yavaş. Karnım da ağrıyor biraz. Kalbim hızlı çarpar yani. O iş. Evet, gip gip. Bunlar hep hastalık belirtisi ama yani. Bunların hepsi şey değil mi yani, hastalık belirtisi hepsi. Bir de arkadaki müzik de aşırı şey bir müzik gerçekten. Karnım da ağrıyor biraz. İşte biraz böyle başım ağrıyor. Ceset gibi yatıyorum. Bunlar madde kullanıyor. Aşk diyorlar. Aşk diye bir şey var mı chat? Yiyin birbirinizi. İşte aşk var diyenlere inanmayanlar, işte aşk denen şeye inanmayanlar, hadi be savundun falan şeklinde birbirinizi yiyebilirsiniz chatte. Aşık olduğunda nasıl hissedersin? Bambaşka bir dünyada hissederim kendimi. Yani yengeye aşık oldun mu? Oldum. Ne hissettin o an? Heyecanlandım. Kalp atışlarım arttı. Onu gördüğüm zaman dünyanın en güzel kızı olduğunu düşünmeye başladım. Hala düşünüyor musun? Hala öyledir. Aşık olduğunuzda nasıl hissedersiniz? Uzun süredir hissetmediğim için pek bir yorum yapamam yani. Sürekli aşkımı düşünürüm. Onun kusursuz olan yönlerini düşünürüm. Böyle kalp değişik atıyor. Amca yani. Çok tatlıydı. Ama acıdan ibaret yani. Evet, bir de heves gibi gelip geçiyor. Eğer karşılık alamazsan geçiyor mecbur. Hani böyle bir yaran olur da zamanla iyileşir ya. O tarz hocam. Ya iyileşir de geç iyileşiyor. Yani aşık olmak güzel bir şey ama... Karşılıklı olmasını diliyorum. Karşılıksız olduğu sürece hep acı ibaret. Yaradan ibaret yani. Abi doğruyu söylemek gerekirse o okuyu hiç yemedim ya. Abi benden hızlısı Türk Hava Yolları. Hostes aranıyor bu arada. Aşk çok güzel bir şey de yalnız Napolyon da yanında olması lazım. Parasız aşk olmuyor. Para çok önemli. Gezmek, tozmak, var dünyayı görmek. Ama para. Para varsa aşk da var. Yoksa para bitti, aşk bitti. Siz hiç aşık oldunuz mu? Oldum. İki kez aşık oldum. Üçüncü de bıraktım. Bıraktım. Şimdi yalnız yaşıyorum, bekarım. Para bitti. İşte ekonomik krizlerden dolayı ayrıldı yollar. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.
Ama evlenirken şey denmiyor mu yani? Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde denmiyor mu? Öyle değil mi ya? Öyle değil mi yani? Doğru.